kimse bana bunu anlatmadı ki. Yani ben sürekli olarak matematik, mantık çalışarak felsefeci oldum. Yani Yunan'ı filan kimse bana anlatmadı. Aa, bir gün evden bir çıktım. Aa, Yunan diye bir şey oldu. Hani kafama bir tuğla düştü. Ay Allah ya, Yunan varmış diye. Yani kendi kendime bulduğumu düşünüyorum. Yani gerçi klasik filoloji okudum ama orada hocalarda da pek ruh yoktu. Yani fiil çekimleri, bilmem işte metin çözümlemeleri falan yapıyorlar. Ama ruh, ya bir öğretmenin duruşundan, bakışından onu görmem lazım. Hani kötü öğrenci ol, ruhu bil daha iyi. Değil mi? İyi öğrenci olup da ruhsuz, ondan sonra asistan, sonra ruhsuz profesör olmaktansa, değil mi? Şarabı içerken Platon'u, Aristoteles'i, işte Safo'yu, değil mi? Büyük Aeschylus'u, Euripides'i, Sofokles'i, Plutarhos'u anımsayan bir öğrenci olmak, değil mi? Filolojiyi bitirememiş, bir takım sınavlardan geçememiş. Çaktım ama sor, neden çaktım? Değil mi? Bu ruhu duymaktan dolayı çaktım. Çakmak biliyorsunuz eski dilde içki içmek demek. Çak! Evet. Hadi çakalım arkadaşlar. Öyle bir şarkı var, belki Hülya Hanım bilir. Yani değil mi? Çok şarkıda geçiyor aslında, çakmak. Çaktım. Diye, evet. Çaktım. Evet. Öyle bir rast makamında bir şarkı vardır. Evet, evet. Yani o bakımdan çakmak güzeldir. Hani çakar çakmaz, çakan çakmak diye bir bir reklam da vardı. Çakamayanlar alınacak haberiniz olsun. Çaktım çaktım yanmak diye bir şey. Yani inek öğrencilere duyurulur. Ama çocuklar da ne yapsınlar ya? Değil mi? Çözüm bırakmıyor. Yani çok çözüm bırakmıyor. Yani ben şimdi tabii tuzu kuru biraz sonra ölecek bir insan olarak okullar bitmiş, değil mi? Üfür Allah üfür. Bu çocukların önünde bir sürü sınav dolu, işkence dolu, cehennemi bir hayat. Ama her zaman ders çalışırken unutmayın, Platon amcam demişti ki şarabı yanınızdan hiç eksik etmeyin. Ya şarap muhakkak farmakolojik bir şey değil. Yani bir sıvı olarak anlamamak lazım. Yaşama sevincidir. Yaşama sevinciniz hiç eksik olmasın. Süt içerek de bunu kazanabilirsiniz. İlla şarap içmek gerekmiyor. Rakı da olabilir. Rakısız da olabilir. Su içerek de olabilir. Ama yaşama sevinci, bitiriyorum konuşmamı, dostlarla oluyor. Tek başına olmaz. Felsefe buralarda çıktı çünkü agora vardı, unutmayın. Etkileşim vardı. İnsanlar birbirlerine değiyorlardı, dokunuyorlardı, söyleşiyorlardı, dans ediyorlardı, şarkı söylüyorlardı ve onun için felsefe vardı. Yoksa insanlar mağaralara kapanıp ben şimdi hakikati bulacağım, 2 sene sonra çıktığımda hakikati size söyleyeceğim diyen insanlar değildi. Ve askesis, mesela eski Yunanca'da, hani İngilizce'de var ya ascetic life diye bir şey, yani münzevi, hayattan kendini çekmiş. Ama askesis araştırmak demek. Yani insanlar soruşturmak, araştırmak için bir başına kalmayı seçebilirler. Yalnız demeyeyim de, yani yalnızlıkla bir başına olmayı ayırmalıyız. Ama bir başına olduğumuz anlardan sonra tekrar konuşup, söyleşmek, tartışmak gerekiyor. Bizim kültürümüzde maalesef o da çok eksiktir. Çünkü biz tartışınca kavga ediyoruz. Eleştirince
güceniyoruz. Eleştirmeyi bilmiyoruz. Eleştireyim derken karşımızdakini örseliyoruz, hırpalıyoruz, hakaret ediyoruz. İşte bu kültürün de bize yerleşmesi gerekiyor. Çünkü unutmayalım ki biz muhabbet kültürüyüz. Yani muhabbet Arapça kökenli bir sözcüktür. Ama biz Türkler onu farklı anlamlar, ona farklı anlamlar kazandırabilmişiz. Muhabbet bizde bir çeşit komünikasyon olmuştur. Bir çeşit söyleşi, iletişimdir. Yani belki dünyanın hiçbir dilinde böyle çarpıcı bir şey yoktur. Hani komünikasyon dediğimiz zaman orada sevgiyle ilgili bir işaret yok. Ama muhabbet hem bir iletişim hem de bir sevgidir. Onun için biz potansiyel olarak müthiş işler yapabilecek güce sahibiz diye düşünüyorum. Bunu isterseniz bir dolduruş sözü olarak da düşünün ama deniz üstü köpürü. Evet, teşekkür ederim.